Bugün çok enteresan yerlerdeyiz. Nerede olduğumuzu ben de bilmiyorum. Farklı bir konuttayız. Konutun özelliği çelik konstrüksiyon olması. Prefabrik bir yapı. Hiç beton kullanılmadı. Özelliğimiz bu. Çelik konstrüksiyonumuzu şöyle ufak bir detaydan görebiliriz. I profiller bir plakayla döşemeye sabitlendi. Üzeri de kaplandı. Yani biz şu an çelikleri göremeyeceğiz ama kolonlarımızı görebiliyoruz. Teras çıkışımız burada. Şu an imalat hala devam ettiği için yani terasın çıksına bakalım. Profiller zaten seçiliyor. I profiller, kutu profiller onun üzerinde. Daha üstünde de OSB'ler. Bitim esaslı yalıtımız var. Membran onun üstünde de shingle var. Shingle'ımız var. Daha şu anda imalatta devam ediyor. Bunlar şöyle da beyaza boyanacaklar profiller. Ahşaplarda koruyucu sürecek üstüne. Pinotex ahşap koruyucu. Aslında drenaj levhası. Şöyle diyeyim. Temeli korumak için bunlar. Drenaj levhası. Kemerdeki su yalıtımlarını boş bırakırsak üstüne gelecek toprak zarar vereceği için bu koruyucu levhaları kullanıyoruz. Su yalıtım malzemeleri onlar da burada. Arka tarafında küçük bir deposu var. Depo. Yan tarafında şöyle göstermem gerekirse. Su deposu daha sonra arkaya taşınacak mekanik oraya. Oraya bir su deposu koyacağız. Evet, burada da klimalar için bir platform yapacağız. Klima boruları gözüküyor zaten orada. Duvarlarımız taş yörünlü beton biriket. Evet, burada da ısı yalıtım malzemelerimiz var. Cam yümlerimiz de burada. Konutumuza geldik. Çelik konstrüksiyon konutumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Konutumuz çelik prefabrik konut. Bahsetmiştik zaten. Görebileceğiniz en lüks prefabrik konut. Yalıtımları olsun, ısı olsun. Alt kat 3+1. Üst katta da 4 tane oda var. Tamamen çelikten oluşan bir konut. Burada önemli olan çelikte ısı köprülerini engellemek en önemlisi bir kere. Birinci kuralımız zaten soğuk bir bölgedeyiz. İlk olarak ısı köprülerini engellemeye çalıştık burada. Daha sonra çeliğin esneme paylarını hesaba kattık. Bunun için gerekli derzleri bıraktık, boşlukları bıraktık. Çünkü çelik esnek bir malzeme beton örmeye nazaran. Onun dışında su yalıtımlarına çok özen gösterdik. Gene yağış alan bir bölge olduğu için temeli olsun, duvara olsun. Bunların hepsini birazdan detaylı bir şekilde anlatırız zaten. İstiyorsanız geçip başlayalım. Kaç metrekare burası? Verandası 60 metrekare. Oturumu 130 metrekare. Toplam 190 metrekare burası. 190. Evet, bahçe? 190 bahçe. Metrekare. Arsa da toplam 1490. Burada da şömine var. Şöminenin bazesini daha çok görüyoruz. Şömine buraya gelecek. Salondan çıkıyorum. Karşıda mutfak var. Bu arada çelik konstrüksiyonu görebiliyoruz. Kutu profiller. Aslında aralar olacağı ama kasaları kutu profil yaptık ki kapı çarptığı zaman esnemesin diye. Bunlar daha kalın var. Evet, yani binada hiç beton harbi yok. Alçı kal duvarlar. Sadece hatıl betonu var. O da yalıtım için. Detayını birazdan bahsedelim size. Burada bir odamız daha var. Bir oda var. Tamam. Şu an çalışmalar çiz. Diğer odamıza girdim. O da tamamen bitmiş diyebiliriz. Boyası, tonu. Sadece altına süpürgelik gelecek. Şilte gelecek, parke gelecek. Kaplaması gelecek. Her odada klima var. Ayrı ayrı. Klima ünitemiz. Merdiven kısmı. O da çelik. O da çelik. Ahşap kaplama olacak ama. Çeliği sonra profilleri görmeyeceğiz. Kaplanacak. Evet, kaplandıktan sonra. Merdiven altında, çamaşır makinemiz. Sandığın altında bu şekilde değerlendirdik bu arada. Banyo. Ana banyo var burada bir tane. Karanlık olduğu için şöyle bir yavaş gösterelim banyomuzu. Ankastre duş var. Hilton lavabo var. Koridor sonunda burası ebeveyn. Ebeveyn odası. Karnası var anladığım kadarıyla. Ebeveyn odası. Ebeveyn banyosu. Ve giyinme bölümü olacak şekilde. Buranın da bağımsız bir kliması var. Ve burada da mutfak. Giriş kısmında da hemen salonun yanında da mutfağımız var. Mutfaktan da terasa çıkışımız var. Çıkışlar burada olduğuna göre tezgah karşı tarafta. Ama tabii daha inşaat bitmediği için bu kısmında zaten bakın profiller çok güzel görünüyor. İki tane alçıpanla birer kat alçıpan iki tarafta.
profiller kaplanmış. Bunlarda yeşil alçıpan var. Islak hacim oldukları için normal alçıpanın suya çok dayanıklı değil. İyidir. Şimdi de üst kata çıkıyorum merdivenden. Çatıdan zaten çatı eğimli. Çatı eğimini hissedebiliyoruz burada. Burada çatı eğimini tam hissediyoruz. Evet. Baca burası mı? Evet, şömine bacası için yine profillerden yapılmış kaplanacak. Önce bir kırmızı alçıpan koyacağız yangına dayanıklı olsun diye. Bunda önemli olan şömine bacası olduğu için yangına dayanıklı olması lazım. Bunun içerisinde bir kargas daha döneceğiz bağımsız. Ardında yalıtım yapacağız. Taşımla yalıtım yapacağız ki ısıyı aktarmasın içeriye. Üstünün aydını kapattık su olmaması için. Buradaki eğimleri hissedebiliyoruz. Bunlar yine ödemelerimiz, pütrelerimiz. Kapladık bunlardan. Evet, burada bayağı geniş bir oda çıkmış. Değişik bir tarzda olmuş. Bu değişik odadan çıktım. Koridorun sonundaki diğer odalara bakıyorum. Merdiven bloğunun yanından geçtim. Burada kapalı bir odamız var. Yine diğer odayla aynı. Burada da ustamız çalışıyor. Burada da banyomuz var. Aslında şurada size göstermek istediğim başka bir şey vardı. Mantar döşemenin bir numunesi vardı. Ses yalıtımı için. Evet, oraya ses yalıtımı için bir kat malzeme döşemiş. Bu su kontrası. Buna bir kat ses farkını hissediyorsunuz zaten. Evet, ses yalıtımı için bir kat malzeme döşemiş. Mantar döşemeni yapıştırıyoruz. Üst kattan da gidiyorum. Evet, buradan da çatıya çıkalım. Shingle'ımızın üzerinden şu an çatıdayız. Binada dere sadece burada kullandık. Olup başka hiçbir yerde kullanmadık. Burada şimdi çatı büyük olmuş. Şalamayla